yeni bir takım, gelişimde olan bir takım. En zorlu fikstürü oynamış bir takım ligdeki. 5 tane deplasman, zor deplasmanlar oynadık. Genel olarak yani beklentimiz tabii ki bütün maçları kazanmak. Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Ve bütün maçları kazanacak şekilde aslında maçlara baktığımızda tek tek yani maçları kazanacak şekilde geçti. Son maç dahil, daha önceki Trabzonspor deplasmanı, bir önceki puan kaybımız dahil. Yani bizim yaptığımız tabii ki bu sezonki tek hata iç sahada kaybettiğimiz Giresunspor karşılaşması. Onun dışındaki diğer maçları hem oyun olarak hem de kendimize güven baktığımızda istatistiksel olarak da ligin birçok maçında iyi durumdayız. Yani ne kendimizde görebiliriz eksik olarak? Yani sonlandırma, yani bu da çok net bir şekilde gol sayımızda ortaya çıkıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani rakip ceza sahasına giren bir takım, orada şuta çeviren bir takım ama sonlandırmada büyük bir problem yaşıyoruz. Bunu değiştirmeye çalışacağız. Bununla ilgili zaten özellikle bu hafta çalışmalar yapıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda iyi yoldayız. Yani bunu ben nereden tabii ki alıyorum? Özellikle işte sokaktan, insanların mutluluğundan, Galatasaraylı taraftarların heyecanından, stadı doldurmasından, deplasmana gittiğimizde işte havaalanından maça gidene kadar otelin önündeki heyecan. Yani bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor. Bunu yaşatan bir takım var şu anda ve bunu sürdürecek olan bir takım var. Bizim için en önemli şey aslında sonuç, yani dışarıdan gördüğümüz mutlu bir Galatasaray taraftarı var. Heyecanlı bir Galatasaray taraftarı var ve takımını destekleyen bir Galatasaray taraftarı var. Bu birliktelikte biz ilk günde takımımız için hedefimiz şampiyonluk dedik. Yani hiç transfer yapmadan elimizdeki kadroyla hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğiz. Tek hedefimiz var, şampiyon olmak.